Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda benim hakkında merak ettiğiniz soruları tekrardan cevaplayacağım. Eğer ki sorduğunuz herhangi bir soruyu cevaplamadıysam önceki soru cevap videoma sağ üstten ulaşabilirsiniz. İsterseniz oraya bakabilirsiniz. Hemen videoya başlayalım. Anne, bir şey soracağım. Bak şimdi ben bir tane video çekiyorum, tamam mı? Videoda bana soru soruyorlar, ben de cevaplıyorum. Okul hayatın, derslerin, aynı zamanda YouTube'la uğraşman hakkında ne düşünüyorlar? Yani okul hayatında burada gösterdiğim performansı göstersem birinci olursun. Okulunu oku, senin böyle şeylerle ne işin olur falan filan tarzı. Ha yok, benim için öyle bir sıkıntı yok. Dersinle de uğraş, onunla da uğraş. Ben o taraftayım. İkinci soru, yayın açmayı düşünüyor musun? Ben yayın açıyorum zaten. Twitch üzerinden yayınlarım var. Yayınlarımı seyretmek isterseniz bıraktığım linklerden ulaşabilirsiniz. Sisteminde neler var? Gelecekte neler yapmak istiyorsun? Ve ayrıca benim önerim daha fazla video atıp yayın açmandır. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Sistemimdekileri ekrana yazarım ya da açıklamaya yazarım. Hadi ya da ikisine birden yazarım. Bilmiyorum. Ama yazarım. Gelecekte neler yapmak istiyorum? Ben daha bilmiyorum. Yani ben daha kendimin ne olduğunu bilmiyorum. Yani ben geleceği, ya ben şu an ne olduğunu bilmiyorum ki geleceği bileyim, yani kafam çok karışık. O yüzden buralara hiç girmeyelim çünkü bu sorunun cevabı bende de yok. Daha fazla video atıp yayın açmandır diye bir öneride bulunmuşsun. Çok teşekkür ederim ama haftada 2 video atıyorum ve yayın da açıyorum artık. Hani nasıl yetmiyor anlamıyorum. Haftada 2 video gerçekten yeterli değil mi? Çünkü daha fazlasını yapabileceğimi düşünmüyorum. Çok zor oluyor. Hem videoyu çek hem editle falan filan ve kendime de vakit ayırmak istiyorum. Yani 2 videodan daha fazlası elimden gelmez. Bir de bu sene sınav senem olduğu için editlerde vesaire çok zorlanacağım. Bunun için bana yardımcı olmak isteyen herhangi birisi var mı acaba? Yani benim belirli bir bütçem yok çünkü ben zaten YouTube'dan kazanmıyorum, yaşım küçük olduğu için. Kanalım büyüyene kadar en azından ücretsiz bir şekilde editlerde bana yardımcı olmak isteyen birisi olursa çok sevinirim. Ekrana yazdığım ve açıklamaya yazdığım mailden bana ulaşabilirsin yani. Diğer soru, hayatla ilgili tavsiye versem bu ne olurdu? Yani ben her ne kadar kendimi bulamadığımı söylesem de hayatla ilgili size verebileceğim tavsiye keşke dememek. Yani yaptığınız şeyin sonucu sizi ne kadar üzerse üssün, ne kadar sinirlendirirse sinirlendirsin, hatta ne kadar mutlu ederse etsin, pişman olmayın ve keşke demeyin. Yani ben bu hayattaki her duygunun böyle doyasıya yaşanması taraftarıyım. Ama pişmanlık hariç. Yani gerçekten pişman olmayın. Ve sürekli aklıma şey geliyor. 70 yaşına falan geldiğim zaman evde oturup şey demek hiç istemiyorum. Keşke şunu da yapsaydım. Keşke gençliğimde bunu da yapsaydım. Keşke şunu da görseydim. Keşke şuraya da gitseydim. Ve keşke şunu yapmasaydım falan. Yani bunları yaşamak istemiyorum. Bunların düşüncesi bile bana o kadar korkunç geliyor ki size anlatamam. O yüzden bence pişmanlık çok iğrenç bir duygu ve keşke demek de pişmanlığın bir parçası olduğu için verebileceğim tavsiye hiçbir şeyden pişman olmamak ve hiçbir zaman keşke dememek. Ne olursa olsun keşke demeyin. Bir sonraki soru, bu kanalın gidişatı nedir? Bu kanalı ne kadar devam ettirmeyi düşünüyorsun? Bu kanalın gidişatı gittiği yere kadar. Ben bu kanalı sonuna kadar götürmek istiyorum. Yani çünkü buradayken ve sizinleyken kendimi iyi hissediyorum. İş artık para kazanmaktan falan çıktı. Yani sizin o güzel yorumlarınızı gördüğüm zaman içim gerçekten ısınıyor ve son zamanlarda kendimi biraz fazla yalnız hissediyorum ve yanımda sizin olduğunuzu bilmek bana gerçekten çok iyi geliyor. Yani bunu herhangi kötü bir şey için söylemiyorum. Gerçekten içimden geldiği için söylüyorum. Hep böyle şey diyordum eskiden kanalım yokken. İşte YouTuber'lar diyordu sizi çok seviyorum, siz benim her şeyimsiniz falan filan diyorum. Yani nasıl herkesi sevebilirsin ki, hani hepsini tanıyor musun? Ama gerçekten öyle olmuyor. Size karşı, yani büyük bir topluluğa karşı o kadar büyük bir sevgi var ki içimde. Böyle hepinizi mıncırmak istiyorum. O kadar çok seviyorum ki sizi. Yani umarım yapmacık gelmez size. Çünkü çok içimden gelerek söylediğim şeyler bunlar. O da vlogu çekecek misin? Biliyor musunuz? Çekerim. Gerçekten çekerim. Ama 50k falan olduğumuz zaman ve yani ekipmanlarım falan o kadar iyi değil. Fakat hani odam da o kadar iyi değil. Birazcık güzelleştirmeyi planlıyorum odamı. Eğer ki istediğim gibi yapabilirsem o da vlogu çekerim gerçekten. Ve bu benim için de çok farklılık olur. Sürekli olduğum yeri görmüş olursunuz, size göstermiş olurum falan. Yani benim için çok farklılık olur ve güzel olur bayağı. Öyle yani. Çekerim.
çekerim ama ilerleyen zamanlarda. Yüzümü göstermeyi planlıyor musun? Yüzümü göstermeyi planlıyorum, evet. Şu an kameram yok. 100 bine yakın olduğumuz zaman 90 bin, 100 bin, 80 bin bu civarlarda düşünüyorum. Şu anki rankın ne? Şu anki rankım yücelik. Bunu Twitch yayınlarıma gelip de bakabilirsiniz. Her zaman dereceli oynuyorum ve YouTube'da da dereceli videolarım var zaten. Sağ üstte koyarım, oradan da bakabilirsiniz isterseniz. Kız mısın? Bana bu tür sorular çok fazla geliyor. Yani anlamıyorum, erkek olduğumu nasıl anlamıyorsunuz yani. Cidden çok kırıcısınız. Bu tür sorular sormayın lütfen artık. Yani çok kırıyorsunuz çünkü, şaka şaka. Şimdi ciddiye alacaksınız şimdi. Kızım, evet kızım yani. Ve öyle. Kızım. Birkaç soru daha yanıtlayıp artık kapatacağım. Yapmaktan nefret ettiğin ama yapmak zorunda olduğun bir iş veya eylemin var mı? Yaparken zorlandığım tek şey okula gitmek gerçekten. Okula gitmek beni o kadar ait olmadığım yerde hissettiriyor ki, böyle kendimi çok boşlukta hissediyorum. Okuldayken sürekli uyuyorum. Kendim gibi değilim. İstediğim gibi giyinmiyorum. Çünkü rahat etmiyorum. Çünkü kendim gibi hissetmiyorum. Zaten hani kendim gibi hissetmediğim bir yerde nasıl kendim gibi davranabilirim yani, bilmiyorum. Okulda gerçekten okula gitmek istemiyorum. Kızlar hakkındaki önyargılar hakkında ne düşünüyorsun diye bir soru var. Şöyle söyleyeyim. İnsanların ön yargılı olmasını ben gerçekten anlıyorum ve hani bu konunun yanlış anlaşılmak gerçekten istemem, fakat çok fazla boosted kız var ve bu bana çok denk geliyor. Gerçekten aşırı denk geliyorlar ve geçen yayınımda daha yaşadım. Dün açtığım yayında yaşadım bunu. Bir kızla bir erkek benim takımıma geldi. Çocuğa rankın ne dedim. Çocuk Immo 3, kız Sage oynuyor. Battenfrag, Sage. Çocuk Immo 3 yani taşımaya girmiş bildiğin. Yine ben maçı MVP'ydim. Yine o maçı ben taşıdım. Ama sonraki maç karşıma ikisi geldi. Ve bu sefer kız, çocuk kızı taşıdı. Kız Battenfrag Sage'di yine ve benim oyunumu rezil ettiler. Ben Team MVP'ydim. Yine de kaybettim. Yani o Immo 3'ün benim oyunumda ne işi var ve kızı neden boostluyor? Yani bu tip insanlar yüzünden kadınlara karşı, kadın oyunculara karşı ön yargıların olması gerçekten çok kötü bir durum. Yani üzülüyorum ama ön yargıları da gayet doğru. Çünkü yapıyorlar. Çok yapıyorlar. Hatta çok yapan var. Ve bu durum gerçekten çok sinirimi bozuyor. Siz ne derseniz deyin. Hem kıskançlık çok fazla, hem kötü oynama çok fazla, boost çok fazla. Yani hani normal bir şekilde kötü oynasa anlarım ama sürekli yüksek ranklı birisiyle benim maçıma denk gelmeleri, yani bu çok yaşıyorum gerçekten. Yani maçıma gelen erkek mesela 45 vurdu. Kız Battenfrag 8 vurmuş. Yani anlamıyorum gerçekten. Önyargılara katılıyorum ve ben de aynı önyargıdayım. Takımıma kız geldiği zaman korkuyorum. Yapacak bir şey yok. Evet, video bitti arkadaşlar buralar. Hadi görüşürüz. Bye.